Merhaba arkadaşlar. Bugün SolidWorks'te statik analizi işleyeceğiz. Ben Emre Da. Bu sene Temiz Enerji Kulübü'nün mekanik koordinatörlüğünü yürütüyorum. Analiz edeceğimiz parça buna benzer basit bir geometri de olacak. Ama ilk önce bu analiz ettikten sonra elde edeceğimiz sonuçları yorumlayabilmek için bazı temel bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Hemen onlara geçelim. Materyallerin nasıl deforme olduğunu anlayabilmek için burada yaylar üzerinden birkaç tane deney yapacağız. Bu deneyler sonucunda materyalin deforme olmasını ne belirliyor, hangi parametreler daha önemli? Bunları görmüş olacağız. Hemen örneklere geçelim. Burada ilk örneğimizde K stiffness'ına sahip L uzunluğunda bir yayımız var ve biz bu yaya F kadar bir kuvvet uyguluyoruz. Bu F kuvveti sonucunda yayımız delta L kadar uzayacak. Şimdi burada rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Biz F kuvvetini arttırdığımız zaman delta L de F ile orantılı bir şekilde artacak. Dolayısıyla diyebiliriz ki delta L F ile doğru orantılıdır. Yani F kuvvetini arttırdığımız zaman delta L de haliyle artacak. Hemen ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde de stiffness'ımız yine K. Stiffness'ımız dediğim yay sabiti bu arada. Bu sefer ama yayın ilk uzunluğunu 2L yapalım ve tekrar F kadar kuvvet uygulayalım. Buradan biz tekrar ulaşacağımız sonuç uzama miktarı yani deformasyonumuz 2 delta L olacak. Üstteki örnekle sadece yayın ilk örnekle farkı sadece yayın ilk uzunluğunu değiştirdik. Yani şunu söyleyebiliriz ki yayın ilk uzunluğu arttıkça deformasyon miktarı yani uzama miktarı da doğru orantılı bir şekilde artar. Delta L doğru orantılıdır L. Hemen üçüncü örneğimize geçelim. Bu örnekte de yine yayımızın stiffness'ı K değişmiyor. İlk uzunluğu L diyelim. İlk örneğe göre yine değişmiyor. Ve yine F kadar kuvvet uyguluyoruz. Ama burada farklı durum olarak İki yayı birbirine paralel olarak bağladık ve sadece bir ortak bir F kuvveti uyguladık. Bu yüklemenin sonucunda göreceğiz ki yaylardaki deformasyon delta L bölü 2 kadar olacak. Yani biz de buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Kuvvet uygulanan yay miktarı arttıkça deformasyon miktarı da doğru orantılı bir şekilde azalır. Bunu etrafımızda gördüğümüz materyallerle benzeştirecek olursak yüzey alanı 1A olan bir materyale uygulayacağımız F kuvvetinin sonucu oluşan deformasyonla yüzey alanı 2A olan bir materyale uygulayacağımız F kuvvetinin deformasyonu aynı olmayacaktır. Yüzey alanı büyüdükçe oluşacak deformasyon azalacaktır. Şimdi bunların hepsini bir araya getirebileceğimiz bir ifade elde edeceğiz. O ifadeye geçmeden önce biz az önce yayları işlemiştik ama yayların deformasyonu da etrafımızda gördüğümüz materyallerle benzeştiğini söylemiştik. Aynı şekilde yaylardaki örnekleri buradakilere de uygulayacak olursak bu silindiri bir yay olarak düşünelim. F kadar kuvvet uyguladığımız zaman bu materyalimiz delta L kadar uzayacak. Eğer biz bu materyali 2L uzunluğuna çıkartırsak ve tekrar F kadar kuvveti uygularsak deformasyon miktarı 2 delta L olacak. Yine yaylarda yaptığımız örnek gibi iki tane silindiri yan yana koyarsak yani yüzey alanını artırırsak ve yine F kuvveti uygularsak uzama miktarı yani deformasyonumuz delta L bölü 2 kadar olacaktır. Şimdi elde ettiğimiz bu sonuçları tek bir ifadede toplayalım. Buradan gördük ki biz delta L birinci örneğimizde F ile doğru orantılıydı. İkinci örneğimizde L ile doğru orantılı olduğunu gördük. Ve son örneğimizde de yüzey alanıyla ters orantılı olduğunu gördük. Bu ifadeyi daha da toplu bir hale getirecek olursak F bölü A eşittir E çarpı delta L bölü L diyebiliriz. Bu yukarıdaki
ifadeyi sadece eşitlik haline getirdik ve bir tane de sabitimizi sabit elde ettik. Bunlar deneysel bir sonuçtur. Şimdi bu ifadeyi biraz daha yakından bakacak olursak F bölü A dediğimiz şey yani kuvvet bölü yüzey alanı. Ya da şöyle ifade edelim. Birim alana düşen kuvvet bu da basınçla ifade bu ifadede basınca eşit oluyor. Ve İngilizce'de biz buna stres diyoruz. Ve sigma ile gösteriyoruz. E dediğimiz şey de her materyalde farklı olan bir sabittir. Ve buna da Young's modülüs deniyor. Ve ilk uzamaya göre oluşan deformasyon miktarı da yani delta L bölü L de strain olarak ifade ediliyor. Biz bu ifadeyi kullanarak materyale biz ne kadar stres uygularsak yani ne kadar basınç uygularsak ne kadar deforme olacağını hesaplayabiliriz. Daha net olması açısından bu ifadedeki her bir terimi yakından inceleyelim. Az önce de bahsettiğimiz gibi sigma ile gösterdiğimiz stres basınca eşit oluyor. Kuvvet bölü yüzey alanı. Ve genelde birimi yani SI unit'i Pascal'dır. Pascal da 1 Newton bölü metre kareye eşit oluyor. Eğer biz yüzey alanının birimini metre kare değil de milimetre kare olarak kullanacak olursak 1 Newton bölü milimetre kare de 1 megapaskala eşit olacak. Burada materyal biz yay ve silindiri incelerken sadece çekme kuvveti uygulamıştık. Yani materyal burada sabitken biz onu çekiyorduk. Buna tension deniyor. Biz bunu aksini uygularsak yani materyali sıkıştırmaya çalışırsak buna da compression deniyor. Birçok materyalde tension ve compression'dayken materyalin deforme olma miktarı genellikle değişmiyor. Strain dediğimiz şey de yine epsilonla göstermiştik yolunda. Delta L bölü L demiştik. Ya, materyalde oluşan deformasyon miktarı bölü materyalin ilk uzunluğu. Hatırlarsanız elde ettiğimiz ifadede stres eşittir. Strain çarpı E demiştik. Young's modülüs yani. Burada bu ifadeyi tekrar buraya koyacak olursak stres bölü strain yani o ifadenin her iki tarafını strain'e bölersek E Young's modülüs yalnız kalacak. Yani bu grafikteki şu eğim bize Young's modülüsü veriyor. Ama gördüğünüz gibi stresle strain her zaman birbirine doğru orantılı değil. Sadece belli bir limite kadar doğru orantılı. Biz bu limite de yield stres diyoruz. Yani artık kopma stresi. Bu stresin üzerinde biz materyale basınç uygularsak, daha fazla yükleme yaparsak materyal artık eski haline döndüremeyeceğimiz bir şekle giriyor. Dolayısıyla biz tasarımlarımızı yaparken oluşacak stresin bu bölgenin dışına çıkmamasını istiyoruz. Bu bölgeye de elastik bölge deniyor. Bu elastik bölgenin dışına çıktığımız zaman artık biz materyal üzerindeki yükü kaldırsak bile artık hiçbir kuvvet uygulamasak bile materyal kalıcı bir şekilde deforme olmuş oluyor ve ilk haline de getirmemiz mümkün olmuyor. Onun için tekrar söylüyorum tasarımlarımızda materyalin geometrisini öyle ayarlamamız gerekiyor ki oluşacak stres yield stresi geçmesin. Şimdi de SolidWorks'te buna benzer parçayı sizinle beraber çizelim hızlı bir şekilde ve daha sonra bunu analize sokalım. Hemen ben yeni bir parçamı açıyorum. Siz de benimle çizersiniz artık çünkü bu aşamaları yapıyor olmanız gerekiyor. Dikdörtgen seçiyorum. Hemen ölçülerini veriyorum. 40 milimetreye
40 milimetre bir dikdörtgen, daha doğrusu kare elde etmiş oldum. Daha sonra bunu extrude ball space yapacağım ve 300 milimetre kadar da uzatmak istiyorum. 300 milimetre. Tamamdır. Şimdi biz bunu analize sokacağız ama analize sokmadan önce bu parçanın hangi materyalden yapıldığını tanımlamamız gerekiyor. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi bu E, yani Young's modülüs dediğimiz özellik her materyalden materyale değişiyor. Parçanın maddesi alüminyum mu, çelik mi ve bunlar arasında seriler de mevcut. Her seriye göre maddenin özellikleri değişiyor. Bunun için sol tarafta gördüğümüz işlem ağacında Materials diyor. Buna sağ tıklıyoruz ve Edit Material diyoruz. Daha sonra açılan menüde ilk başta bende açık gelen Steel var. Steel çelik demek. Ama biz çelik kullanmayacağız bu maddemizde. Burayı kapatıyorum. Alüminyum alloys yazıyor. Alüminyum alaşımları. Bunu açıyorum ve buradan 6061 T6. Bunu seçeceğim. 6061 T6. Bu menüyü açtığımda bu materyal hakkında bazı özellikleri bize gösteriyor. Elastik modülüs, az önce söylediğim gibi E değeri 69.000 Newton bölü milimetre kare. Newton bölü milimetre kare mega pascal demiştim. Buradaki 3 sıfır atarsak 69 gigapascal elde etmiş olacağız. Yani bu materyalin E değeri 69 gigapascal. Çok yüksek bir değer aslında. Burada daha ileri seviyede bazı özelliklerden de bahsediyor. Poisson ratio gibi. Ve biz de mesela tensile yield strength'ten bahsetmiştik. Materyallerin elastik olarak deforme olduğu an yani. Eğer bizim materyalimiz üzerindeki, bu materyal üzerindeki basınç 275 megapaskalı geçmezse, biz o materyal üzerindeki yükü kaldırdığımızda tekrar ilk haline dönecek. Ama biz 300 megapaskal uygularsak bu materyale kalıcı bir şekilde deforme olacak. Atıyorum ilk uzunluğu 100 milimetreyken belki yükü kaldırdığımızda 101 milimetre olacak ve hala o halde kalmaya devam edecek. Tekrar 100 milimetre haline dönmeyecek. Buradaki özellikleri gördük. Ama ben bu aşamada analize sokmadan önce bir de elle hesaplamak istiyorum. Onun için buradaki özellikleri hesaplama programıma aktaracağım. Ne demiştik? Elastik modülüsü 69.000 megapascal ve yield strength'i de 275 megapascal demiştik. Bu aşamada bunu apply diyorum. Yani bu geometriye bu materyali atayacağım. Apply dedim. Close. Şu anda sol tarafta gördüğünüz gibi materyal yazısı yerine artık 6061 T6 yazıyor. Hemen bu az önce elde ettiğimiz formülleri uygulayarak bir hesaplama yapalım. Az önce elde ettiğim özellikleri buraya da aktarıyorum. E dediğimiz şey, yani Young's modülüs 69.000 megapaskaldı. Onun yerine ben 69 gigapaskal yazıyorum. Daha sonra hemen bu stres formülümüzü de hatırlayalım. Ne yazmıştık? Sigma eşittir Young's modülüs, yani E çarpı strain demiştik. Sigma dediğimiz şey basınçtı. F bölü A. E dediğimiz şey her materyale ait özel bir sabit. Strain dediğimizde ilk uzama bölü son uzamaydı. İlk uzama bölü materyalin ilk uzunluğuydu. Yanlış söyledim. Strain dediğimiz şey de uzama miktarı bölü materyalin ilk uzunluğu. Yani delta L bölü L. Bu aşamada hemen ne kadar kuvvet uygulayacağımızı söyleyelim. Ben 20 kilonewton bir kuvvet uygulamak istiyorum. 20 kilonewton. Daha sonra az önce çizdiğim şekil üzerinden yüzey alanı ne kadardı? Bu şeklimizin yüzey alanı bir kare olduğu için 40 milimetre çarpı 40 milimetre, ölçüleri de zaten orada vermiştik. Tamamdır. Daha sonra ilk uzunluğu ne kadardı bu şeklimizin?
300 milimetre. Bu da bir kenarda dursun. Hemen sigma'yı hesaplayalım. Sigma dediğimiz şey basınçtı. O da neye eşit? Kuvvet bölü yüzey alanı. Hemen onun ne kadar eşit, ne kaça eşit olduğuna bakalım. Megapaskal'a çevirdik. 12,5 megapaskal. Aslında şuraya hemen tanımlayalım. Az önce baktığımız gibi yield strength'i, yani kopma dayanımı, o kaçtı? 275 megapaskaldı. Bizim az önceki alüminyum maddemiz için. 275 megapaskal düşündüğümüz zaman aslında çok daha fazla bir basınç elde etmemiş olduk. Onun için buradaki yüksek basınç elde etmemizi görmek için bu geometriyi düşünelim. Bunu 30 çarpı 30 yapayım. 22 megapaskal yine kabul edilebilir bir şey. Hatta bu kuvveti de 50 kilonewton yapalım. Daha da yüksek olmadı. Bunu 100 kilonewton yapalım. En iyisi. Tamamdır. Kuvvetimiz 100 kilonewton, yüzey alanımız da 30 milimetreye 30 milimetre. Sigmamız bu şekilde. Daha sonra E değerimizi de zaten tanımlamıştık. E'yi de buraya getirelim. Şu an ihtiyacımız olan şey de aslında epsilon, yani delta L, epsilon dediğimiz şey de delta L bölü L. Onu da hesapladım. Ne demiştik biz? Sigma eşittir E çarpı strain. Şöyle yapalım o zaman. Sigma eşittir E çarpı delta L bölü L diyelim. D L bölü L diyelim. Tabi bu bir denklem kurmuş olduk çünkü bir bilinmeyenimiz var burada. Sol diyorum. DL. Elde ettiğimiz değeri şöyle yazdığımız zaman milimetre cinsinden uzama miktarımız 0,483 milimetre bulduk. Yani DL eşittir 0,483 milimetre. Şimdi SolidWorks üzerinde hesaplayalım ve buna kadar doğruyu bulduk. Yani ulaşmamız gereken değere ne kadar yaklaştık onu hesaplamaya çalışalım. Buradaki yüklemeleri unutmayalım. F yerine 100, F için 100 kN. Yüzey alanında biz 40 çarpı 40 yapmıştık ama onu 30 çarpı 30'a düşüreceğiz. Hemen buradan skecimi editleyeceğim. Burası 40 çarpı 40'tı. Bunu 30 çarpı 30 yapayım. Bu boyumuzda değişme yapmadık ama 300 milimetre onu da görmüş olduk. Tamam. Şu anda SolidWorks üzerinden statik analize geçebiliriz. Onun için de bu üst menüde SolidWorks Add-ins tabı var. Buradan SolidWorks Simulation altındaki üçgene basıp sivri tarafları, yani aşağıya gösteren üçgene basıyoruz. SolidWorks Simulation Pro Premium'u seçiyorum ben. Bunun açılması biraz zaman alabilir. Onun için biraz bekliyoruz. Evet, biraz bekledikten sonra tekrar simülasyon kısmı bir menü olarak üst tarafta belirdi. Buradan tekrar simülasyona basıyorum. New Study, yani yeni bir çalışma açacağım. Basıyorum yeni çalışmayı. Buradan statik yazanı seçiyorum. İlk sırada zaten statiğe basıyorum. Tamamdır. Şu anda geometrimiz bu şekilde.
Ve nasıl hangi işlem şu an burada analizimizi sonuçlandırmak için hangi işlemleri uygulayacağımız sol tarafta bizi zaten bizi yönlendirecek sol taraf. Connections dediği bu parçayı zemine veyahut da başka bir parçaya nasıl bağlıyorsunuz? Eğer Civata, Somon, Vida kullanıyorsunuz, bunları tanımlıyorsunuz. Bizi şu anda çalışmanın basitliği olması açısından herhangi bir bağlantı elemanı kullanmayacağız. Fixture dediği de biz şimdi az biraz sonra bu parçaya bir kuvvet uygulayacağımız için hatta 100 kN uygulayacağız. Bu parçanın hareket etmemesi gerekiyor ki statik olsun, yani durgun olsun. Onun için fixtures deyip sağ tuşa basıyoruz ve fixed geometry deyip bu maddenin bir yüzeyini, ben şu yüzeyi seçeceğim. Fixtures yani uzayımızda sabitliyoruz. Burası fix dediğim için artık bu parça hareket edemeyecek. Yani ne kadar kuvvet uygulasam da hareket edemeyecek. Belki çok fazla kuvvet uyguladığımda kopabilir, kırılabilir ama hareket etmeyecek. Daha sonra external loads yazıyor. Bu external loads da dışarıdan uygulanacak kuvvetler. Biz az önce hesaplamamızda da belirttiğimiz gibi bir kuvvet uygulayacağız. Force. Seçiyorum. Hangi yüzeye uygulamak istediğimizi soruyor. Ben şu yüzeyi seçiyorum. Ama seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bu kuvvet bunu sıkıştıracak yönde bir kuvvet. Biz bunu eksi deyip eksi dediğim zaman yönünü değiştirecek. Eksi 100 kilo Newton demiştim. 100 3 sıfır daha atıyorum. Kilo Newton'a ulaşmış hocam. Yüksek bir değer aslında. Hemen bakalım yönü değişti. Eksi olmasın, artı olmasın sadece yani hiçbir önemi yok. Sadece yönünü belirliyor. Daha sonra yani bu aşamadan sonra kuvvetimi tanımlayabilmiş olmam gerekiyor. Okey dedim. Şimdi geometrimi fixledim. İstediğim yükü de verdim. Bu aşamadan sonra mesh dediğimiz bir seçenek var. Mesh ne işe yarıyor diye soracak olursanız hemen önce mesh'i oluşturalım. Daha sonra üzerinde konuşuruz. Mesh dediğimiz bölüme gelip sağ tuş yapıyoruz. Daha sonra Create Mesh diyoruz. Açılan menüde bize mesh'in kalitesi ile ilgili bazı seçenekler sunuyor. Coarse dediği geniş anlamda, Fine dediği de daha da küçük meshler oluşturması için. Yani bunların aklınızda bir şeyleri canlanması için ilk önce mesh'i bir oluşturalım. Ben bunu mümkün olduğu kadar geniş büyük meshler oluşturarak başlayacağım. Mesh oluşturması zaman alıyor. Şu anda meshlerimiz oluştu. Bu mesh dediği şey bu geometriyi küçük küçük parçalara bölüyor. Daha sonra bu her bir oluşturduğu küçük geometrileri tek tek hesaplıyor SolidWorks. Bunu nasıl yapıyor? Buradan F kadar kuvvet verdi. Az önce bizim yazdığımız formül gibi diğer formül ve diğer formüller gibi formüllerle buraya uygulanan 100 kN'u, onun uyguladığı basıncı, daha sonra onun komşusuna uyguladığı reaksiyon kuvvetlerinden orada oluşan basıncı ve da bu küçük geometrilerdeki bütün deformasyonları toplayıp sonuç olarak bize bir deformasyon değeri veriyor. Aslında SolidWorks'ün ve diğer tasarım programı, bu analiz programlarının yaptığı da bizim elle yaptığımız hesaplamaları daha hassas bir şekilde yapması ve büyük geometrilere, karmaşık geometrilere uygulayabilmesi. Bu meshimizi kalitesini biraz daha arttıralım. Tekrar üzerine create mesh dediğimiz zaman bunu biraz daha ortaya çekeceğim. Bir de şöyle bir durum var. Mesh kalitesini ne kadar fazla arttırırsanız ulaşacağınız sonuç daha kaliteli olur. Ancak sonuca ulaşmak için bekleyeceğiniz zaman da artar. Çünkü geometri yapısı ya küçük geometri sayısı arttığı için SolidWorks'ün o bütün hesaplamaları yapması süresi de uzuyor. Onun için biraz daha beklememiz gerekiyor ve bu bilgisayarın kalitesine göre de değişiyor tabi. Daha ileri seviye seçenekler de mevcut ama şu anda onlara girmeyelim. Oluşturuyorum meşimi. Gördüğünüz gibi daha küçük geometriler elde etti. Daha sonra yapmam gereken şey Run this study diyor üst kısımda.
Bu çalışmayı yürüt dedim. Ve gördüğümüz gibi hesap bazı değerler elde ettik. Şimdi şöyle baktığımız zaman burayı hep yeşil gösterdi. Yeşilin buradaki karşılığına baktığımız zaman ne geliyor? Newton bölü metre kareden yaklaşık 109, şu yeşil kısmın ortasına baktığımız zaman 110 megapascal değer bulmuş, değer bize gösteriyor. Biz hesaplamamıza baktığımız zaman ne bulmuştuk? 111 megapascal, gayet de benzer bir sonuç. Yani bunu orta kısmına bakıyorum, şu kısma bakıyorum. Neden? Çünkü stres gerçek hayatta da homojen bir şekilde dağılmıyor. Sivri köşelerde daha fazla stres birikiyor. Hatta mesela şuraya baktığımız zaman buralar kırmızı. Çünkü buralar sivri köşeler olduğu için stres buralarda konsantre oluyor. Buralardaki stres seviyesi 150-160 megapaskala kadar çıkmış. Bu materyal üzerindeki basıncın dağılımı ile alakalı. Ama daha sonra farklı seçenekler de var. Displacement dedi. Materyalin ne kadar deforme oldu. Yani bu uzama miktarının ne oldu? En kırmızı olan yer, yani bu kısımlar sabit olduğu için, şu kısmı sabitlediğimiz için buradaki uzama neredeyse yok gibi. Ama bu uca doğru geldiğimiz zaman materyalin yer değiştirme miktarı gittikçe artıyor. Ve en son 0.480, e üzeri -1 olduğu için 0 nokta diyorum. 0.481 milimetre kadar deformasyon oluşmuş. Hesaplamamıza bakıyorum. Biz de 0.483 milimetre bulmuşuz. Gayet yakın bir değer. %0.1 hata payı bile olabilir. %0.01 hatta hata payımız oldukça iyi bir değer. Daha sonra strain dediğimizde yine stresle de orantılı bir şey. İlk uzama bölü, ya uzama bölü ilk uzama dediğimiz kısımdı. Ona da bakıyoruz. Bu kısımlarda daha fazla. Çünkü buradaki ilk uzunluk miktarı az olduğu için, yani payda kısmı düşük olduğu için değerimiz yüksek çıktı. Buralarda strain miktarı neredeyse aynı, çünkü basınç dağılımı neredeyse aynı. Çünkü formülden hatırlayacak olursanız basınç eşittir strain çarpı belli bir katsayı, yani Young's modülüsü üstü. Yani stresle strain'in dağılımı neredeyse aynı. Burada başka özellikler de var. Mesela stresi üzerine sağ tuşu tıkladığımız zaman bazı seçenekler görüyorsunuz. Mesela animate. Animate dediğim zaman bunu abartılmış bir şekilde, normalde uzama miktarı bu kadar değil ama 50 kat 100 kat abartarak, yani evet, arttırarak böyle bir uzama miktarı ediyor. Bunun animasyonunu buradan kayıt edebilirsiniz. Alabilirsiniz, sonra izleyebilirsiniz. Bunu kapatabilirim. Bu abartma miktarı dediğim şey buydu aslında, deform tüzel. Burada oluşan şekiller, oluşan sonuçlar bu şekilde. Misal kuvveti arttıralım biraz daha. Aslında kuvvet arttırmamız bize bir şey değiştirmeyecek ama yeni bir kuvvet ekleyelim mesela. Yeni bir kuvvet. Bir de şu yüzeye de bir kuvvet ekleyelim. Burası da 20.000 Newton olsun, 20 kilo Newton. Bu yönde bir kuvvet ekliyorum. Bunu tekrardan çözdürmem gerekecek. Tamam diyorum buna. Çok fazla displacement elde edilmiş. Onun için bir uyarı verdim. Elde ettiğim sonuç da bu şekilde olacak yine. Artık şöyle basıncımıza bakalım tekrardan. Elde ettiğimiz maksimum basınç değerleri çok fazla oldu. 702 megapascal. Bu kuvvette bizim parçamızın kırılmış olması gerekiyor. 702 çünkü çok fazla.
Burada göstermeyi unuttuğum bir özellik de Force Sezan yazıyı, yani bu ikinci eklediğimiz Force'u kaldıralım şu anda. Evet, kaldırdım ve tekrardan bunu çözdürmek istiyorum. Çözdürünce bu stress, displacement ve strain'in yanında bir özellik daha elde ediyorduk. Onu da şöyle elde edeceğiz. Result kısmına geldiğimiz zaman sol taraftaki menüde Results'ın üzerine sağ tuşa tıklıyorum. Ve Define Factor of Safety Plot yazıyor. Zaten bir tane şu an assembly işlemediğimiz için, sadece bir parça işlediğimiz için buna okey diyorum. Factor of Safety dediğimiz şey de, onu da hemen açık hızlı bir şekilde açıklayayım. Yani güvenlik faktörü, bizim güvenlik faktörümüz minimum 1.6 çıkmış. 1.6 demek bizim parçamız üzerindeki maksimum stresin olduğu yer. Yani kırılmaya, deformasyona en fazla maruz kalan yer bile 1.6 kat güçlü. Yani eğer biz o bölgedeki yüklemeyi 1.6 katına çıkartırsak artık materyalimiz kalıcı deformasyona geçecek. Biz bunu tasarımlarımızda 1.5 ile 4 arasında tutmaya çalışıyoruz. 1.5 olursa, yani bu değer ne kadar küçük olursa aslında o kadar iyi. Neden? Çünkü parçamızda daha hafif olmuş oluyor. Eğer bu factor of safety'miz yüksek değerlerde ise, atıyorum 10'sa, 20 ise, bu aslında kötü bir tasarım yaptığımızı gösteriyor. Kötü tasarımdan kastım da yüksek, yani materyalimizin ağırlığı veyahut da geometrisi olması gerekenden çok daha fazla tasarlanmış. Bu aşamada biz de bu factor of safety'yi güvenli bir alanda tutarak ağırlığı düşürmeye çalışıyoruz. Ağırlık düşürdükçe tabi aracımızın verimliliği de artıyor. Takıma girecek arkadaşlara analiz üzerinde bu sonuçların yorumlanması, farklı kuvvetlerin etki etmesi, bu geometri üzerine uygulayacağımız kuvvetlerin belirlenmesi ve hesaplanması konusunda da detaylı eğitimler veriyor olacağız. Bugünlük anlatacaklarım aslında buraya kadardı. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Bu çalışmalar hakkında bir tane de ödev göndermeyi düşünüyoruz. O ödevi de siz analiz ederseniz öğrenmeniz açısından daha verimli olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.